Gündemin merkezi olan Gündem Baron'una hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam etmekte. Rus ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı raporlar savaşın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak raporlardaki açıklanan sayılarda uçurum kadar fark var. Bunun sebebi ise savaş psikolojisi. Aslında iki tarafta morallerini yüksek tutmak için doğru sayıları paylaşmamakta. Moskova içten içe karışırken Kiev'de ise işgal gerginliği arttı. Ancak bu sefer savaşın kaderini değiştirecek yeni bir olay var. Kritik şehir düşerse Kiev'de düşecek. O halde lafı uzatmadan savaşın derinliklerine bakalım. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tırmanmasıyla birlikte savunma bakanları kayıp sayısını açıkladı. Rus bakanlığı 498 askerinin hayatını kaybettiğini, 1597 askerinin de yaralı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın yanı sıra 2870 Ukrayna askerinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ukrayna tarafı ise 7000'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Gördüğünüz gibi ortada büyük bir fark var. Savaş durumundaki bu ülkelerin net bir sayı paylaşması zaten çok zor. İki ülke savaşın yanı sıra psikolojik olarak da güçlü kalmak zorunda. Daha savaşın başlamasıyla beraber Moskova sokakları zaten çok karıştı. Bir de ekonomik yaptırımlar üstüne eklenince Ruslar çok yorulmuş durumda. Tabi bütün bu olayların üstüne ordusunun kaybettiği asker ve teçhizat sayısını açıklarsa ülke içinde çok büyük olaylar olur. Bunun için önümüzdeki ilerleyen günlerde eğer zafer kazanırlarsa net sayıların paylaşılacağını düşünmekteyim. Öte yandan şu an Ukrayna'nın ticaret kalbine Rusların çıkarma yapması beklenmekte. Odessa şehri savaşın seyrini değiştirebilir. Daha savaşın başlangıcında Ruslar bu liman şehrindeki bütün donanmayı vurmuştu. Sonrasında da şehri almak için operasyonlar düzenlediler. Ancak şehrin kontrolünü her seferinde Ukraynalılar tekrardan almayı başardı. Buranın önemini çok iyi biliyorlar. Şu an Ukrayna bu şehri kaybederse Ruslar yeni bir cephe açmış olacak ve kuzeye doğru ilerlemeye başlayacaklar. Kuzeyde ise Rusların nihai cephe deposu Transdinyester var. Bu bölge 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nin en büyük cephaneliğini oluşturmakta. İşte bu yüzden de Ruslar için bu bölge çok önemli. Hatta Ruslar tarafından kontrol edildiği de zaten bir gerçek. Bu bölgeyi Ruslardan başka kimse de tanımadı. Şu ansa Ukrayna Savaşı'nın kaderini belirleyecek bir bölge. İşte bu yüzden yakın bir zaman içerisinde Rusların Odesa'ya çıkarma yapması beklenmekte. Şu an en az 8 çıkarma gemisi zaten bölgenin yakınında. Fırkateyn ve denizaltılar tarafından korunan bu filonun ne zaman harekete geçeceği ise meçhul. Ukrayna tarafı ise bu durumun tamamen farkında. Başkan Zelenski Odessa hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarsa oldukça korkunç. Rusların Odesa'yı tamamen yok edeceğini kendi ağzından söyledi. Ancak Ukrayna bütün Rus filosunu Karadeniz'in dibine göndermek istemekte. Bu biraz zor olsa da bunun için de yakın bir zamanda batıdan büyük silah yardımları aldılar. Bu silah yardımlarında tank savar füzelerinin yanında gemi savar füzelerinin de olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Başkan Zelenski bütün filoyu batırmak istediğini açık açık belirtti. Büyük bir çıkarma savaşının olacağı da şimdiden belli. Şu anda bölgenin halkı seferber oldu ve çıkarmaya karşı hazırlıklar yapmaktalar. Bütün sahil şeridine çıkarma yapılmaması için engeller yerleştiriliyor. Hatta bölgedeki ordu da olası çıkarma bölgelerinde hazır halde bulunmakta. Üstüne Rusların tam olarak bu noktaya saldıracağını doğrulayan birçok bilgi var. Daha 2 Mart günü Odessa yakınlarında bir yük gemisi vuruldu. Bu geminin ise Bangladeş bandıralı bir gemi olduğu ortaya çıktı. Daha da öncesinde 25 Şubat'ta ise Türklere ait bir gemi vuruldu. Yani gördüğünüz gibi buradan ne çıkartıyoruz? Rusya'nın bölgede kuş uçurtmadığını. Hatta bölgede Ukrayna'ya ait olduğunu düşündüğü bu diğer gemileri de en az bir kere vurup yokladı. Ancak gemilerin hepsi farklı ülkelerinde. Buradan da Odesa'ya gözlerini diktiklerini ve yakın zamanda bir çıkarma yapacaklarının işaretini görebiliriz. Devamında bunların dışındaysa ikinci müzakereleri de başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının 8. gününde kritik bir müzakere yapılmakta. Ancak bunun da sonuçsuz olacağı belli. Çünkü Ruslar Rus yanlısı bir yönetimin Ukrayna'yı kontrol etmesini istemekte. Başkan Zelenski ve Ukrayna halkı ise zaten bu duruma karşı savaşıyorlar. Rusya'nın istediklerini savaşmadan alamayacağı belli diyelim. İşte bu savaşta son durum olaraksa şu an birçok kritik şehir düştü. Kerson ve Mayripol şehirlerinde tarihi savunmalar yapıldı. Birçok kez şehir düştü dendi ancak Ukrayna ordusu kontrolü geri almıştı. Şimdi ise şehirler tamamen düşmüş durumda. Ruslar aldıkları bu şehirlere artık çok fazla asker getirmekte. Bu şehirlerin ise kontrolünü Ukrayna ordusu ne yazık ki artık alamayacak gibi duruyor. Ancak Ukrayna ordusuysa ne kadar geri çekilse de Rus ordusunun da ilerleyişi durma noktasına geldi. Birçok savunma hattının çekilmesi Ukrayna'nın şu an daha iyi savunma yapmasını sağladı. Hatta 67 kilometre uzunluğundaki konvoy 1 metre bile ilerleyemedi. Çünkü Ruslar Kiev'in kuzeyinde çok büyük kayıplar verdi ve ana hatların birçoğu şu an kapalı durumda. Şehir merkezlerinde ve birçok yollarda Rus ordusuna ait patlamış konvoylar var. Ukrayna batının verdiği tank savar füzeleriyle bu Rus konvoylarını parçalamayı başardı. Üstüne Rusların bu 67 kilometrelik devasa konvoyunun da taktiksel bir değişiklikten dolayı hareket etmediğini düşünmekteyim. Çünkü son günlerde Ruslar çok fazla kayıplar verdi. Bu da onların taktik değiştirmesine sebep oldu. Hatta son zamanlarda Rus hava kuvvetleri de daha çok kullanılmaya başlandı. Gerek helikopterler, gerek savaş uçakları bölgeyi sürekli vuruyorlar. Ukrayna ise buna karşılık Batı'dan temin ettiği alçak irtifa hava savunma füzelerini sahneye çıkarttı. Bölgede uçan uçakların ve helikopterlerin harp uçuşu yapması bu füzelerin kullanılmasına yol açtı. Harp uçuşu dediğimiz olayda hava araçları yere daha yakın uçar. Hava savunma sistemlerinden kaçabilmek için yani onların görmemesi için böyle bir uçuş gerçekleştirirler. Ancak bunu yaparken de Stinger gibi füzeler tarafından vurulmaya açık hale gelirler. İşte bunun farkında olan Batılı ülkelerse çok sayıda alçak irtifa hava savunma füzesini Ukrayna'ya verdi. Mesela Almanya yakın bir zamanda 2700 uçak füzesi gönderilmesini de onayladı. Batı'nın gönderdiği bu yardımlar Ruslara karşı büyük işler yapacak diyelim. Sonuç olarak yakın bir zaman içerisinde Rusların çıkarma yapması planlanmakta. Ukrayna'nın kaderini belirleyecek bu çıkarmaya karşı da iki tarafta hazırlıklarını sürdürmekte. Odesa'nın düşmesi Rus ordusunu aşırı derecede avantajlı duruma getirecek. Daha sonra tek hedefleri başkent Kiev olur. Bakalım Ukrayna Odesa'yı savunup yeni bir tarih mi yazacak yoksa başkentleri saldırıya açık hale mi gelecek? Bunları yakın zamanda göreceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Gündem Baronu ve herkese savaşsız günler diliyorum. Görüşmek üzere.